Bayan Sert Süpürge, 3 öğrencimiz Bayan Karabulut'un dersinde görülmemiş. Ayrıca benim tarih dersimde de yoktular. Acaba sizin dersinizde de var mıydılar? Yoo, benim dersimde hepsi vardı. Bıcır bıcır dinliyorlardı beni. O zaman sizin dersinizden sonra gitmiş olmalılar. Belki sihirli küreye sorabiliriz. Ama en son arızalıydı. Bilemiyorum. Eğer çocuklar bulunamazsa biz velilere ne deriz? Benim dersime de gelmez derse öğrenemeyecekler bütün konuları. İksir yapmak çok önemlidir. Son hikayeceyi uyduramadım sanırım. Tamam Bayan Sert Süpürge. Teşekkürler. Ben görevlileri çağırayım. Onlar bütün okulu bir arasınlar. Tamam o zaman. Benim işim bitmiştir. Görüşürüz. Benim daha okutacak öğrencilerim var. Yoksa hayır olamaz. Gizli odalardan birine girmiş olamazlar. Çünkü başta yasak olduğunu söylemiştim. Ama acaba olabilir mi? Benim rolüm bitti mi acaba? Çünkü çok kaşındırıyor bu şapka beni de. Tamam geçebilirsin Minnoş. Geçiyorum o zaman ben kulise. Demek sihirli unicorn bizi buraya gönderdi. Evet, ne güzel değil mi? Kuşlar mırıl mırıl ötüyor. Hadi görevimizi unutma. Farklı olan ağacı bulmalıyız. Ve herhalde malzeme de farklı olan ağaçtadır. Ben buldum mesela. Şuradaki ağaç diğerlerinden farklı. Şuradaki de ve arkamdaki de. Ama ne yapacağız? Her ağaç zaten birbirinden farklı. Ayırt edebileceğimiz çok büyük bir fark olmalı bu. Ne olabilir? Ne olabilir? Şuradaki ağaçta kuş yuvası var. İşte çok büyük bir fark. Seni üzmek istemezdim ama aslında o bir yaprak birikintisi. Ayrıca her ağaçta kuş yuvası olabilir. Bu diğer ağaçlarda olmayan bir özellik olmalı. Hadi ormana gidelim ve farklı bir ağaç aramaya başlayalım. Sen ama sen okuldaki kızsın. Ne işin var senin burada? Yakalandım. Sen kim? Ben bugünlerden neydi? Uy, beynim gitti. Olamaz, yakalandım. Merhaba arkadaşlar. Sen bizi takip mi ediyordun? Ne işin var senin burada? Aslında ben sizi kıskandım birazcık ve öğretmeni ispiyonlayıp sınıfın birincisi olmaya çalışıyordum. Özür dilerim. Yani sihirli aynadan beri bizi mi takip ediyorsun? Evet, ben de sihirli aynadan geçtim. Ben de o güçlerini kontrol edemeyen cadıyla karşılaştım. Unicorn'u da biliyorum. Anladım. Bugün günlerden sonbaharmış. Ah, başımızın belası. Arkadaşım, neden bizi takip ettin? Bu hiç hoş bir davranış değil. Bizi takip ettiğine göre şimdi görevimizin ne olduğunu da biliyorsundur. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Beraber ilerleyelim. Böylece daha güvende oluruz. Şuradaki ben kimim o? Ah, başımızın belası. Hadi yürü gidiyoruz. Öğretmenin anlattı. O gerçek ve mor saçlı kızın yerinde olmayı doğrusu çok isterdim. Neden ki? Güçlerini kontrol edemiyormuş. Ne güzel. Ders yok, çalışmak yok. Bütün gün kulesinde boş boş oturuyor. Ama yani boş boş oturmak da çok sıkıcı değil mi? Yatakta falan zıplarım. Ne olacak? Aa, bundan sonraki ders Bayan Sert Süpürge'nin değil mi? Ya korkuyorum ben o öğretmenden ilk günden ya. Nesinden korkuyorsun? Basbayağı öğretmen. Bak sen sus da şu kitabını aç biraz çalış en azından. Bak teneffüsün bitiş zili de çaldı. Bitti teneffüs. Ama öğretmenim ya. Hadi yürü. Teneffüs bitmiş sen hala ne yapıyorsun? Ya öğretmenim ne olur da biraz daha oynasam. Kızım diyorum ki teneffüs bitti. Uzatma artık. Hadi birazdan ders başlayacak. Dersimiz ne ki? Herhalde Bayan Sert Süpürge ile. Ne? Bayan Sert Süpürge mi? Birazdan işiteceğim. Of ya. Arkadaşım fark ettin mi? Bilmem ama bu arkadaki üçlü hala yok. Fark etmez olur muyum? İyi ki beni bu kurbağaya dönüştüren kız gitmiş. Onu hiç sevmiyordum zaten. Ya ama yapma öyle. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Arkadaşım sana bir şey diyeceğim. Ne var? Hadi hızlıca söyle. Öğretmen 5 dakikaya kalmaz gelir. Bir şey. Geçmez bu esprinin modası. Geliyor. Bunlar onun ayak sesleri. Nerede duysam tanırım. Şükret ki geç geldi baya. Merhaba çocuklar. Hayalet. Artık bunları alırsanız iyi olur çocuklar. Çünkü artık sizler birer cadısınız. Ve sihir her tarafınızda.
Tamam, iyi mi? Mutlu musunuz artık? Oh evet, sonunda şükürler olsun. Evet çocuklar, artık şaka bitti. Şimdi ciddiyetin sırası. Sakın of puf muf etmeyin. Of puf muf. Ya ben size of puf muf etmeyin demedim mi? Hadi başlıyoruz derse. Evet çocuklar, bugün yapacağımız iksir kozmikleştirme iksiri. İçinizden birini seçeceğim ve ondan yaptığımız iksiri içmesini isteyeceğim. O iksiri içince o kişi de kozmikleşecek. Lütfen ben olayım. Hep kozmik halimi görmek istemişimdir. Tamam yavrum, sana daha heyecan verici bir şey söyleyeyim mi? Evet, neden olmasın? Ben seni yanıma çağırana kadar susmak. Havan bozuldu ya. Önce iksirimizi yapalım. Bu arada arkadaki şu üçlü nerede? Bilmiyoruz öğretmenim. Yoklar. Diğerlerinin dersinde de mi yoktular? Yoktular öğretmenim. Sus bakayım sen. Ben demedim mi sana seni ben çağırana kadar sus diye? Biz de dersimizi onlar olmadan öğreniriz. İlk malzeme bir kaktüs çiçeği. Tamam koydum. İkinci malzeme ise bir tüy. Öğretmenim öğretmenim, benim bir tüy kalemim var, size verebilirim. Güzel. Ve bir de olumsuz duyguya ihtiyacımız var. Öğretmenim bende olumsuz duygu bol bol var. Şimdi ağlarım. Hemen olumsuz duygu saçılır etrafa. Aferin yavrum, artık kalk. Tamam öğretmenim. Bakın kokurdamaya başladı bile. Şimdi tüyü birazdan içine çeker karışım. Bakın tüy nasıl da eridi. Öğretmenim ben kalemsiz kaldım. Ay yavrum, zaten çok da yazdığım mı vardı? Evet çok güzel oldu. Gel bakalım yavrum, iç. Annem bana çorba edirken o da böyle diyor. Annem gibi konuştunuz. Evet yavrum, iç bakalım bunu. Ve kozmikleş. Öğretmenim hiçbir şey olmadı. Yavrum işte o öyle olmuyor. Birkaç kez zıplaman ya da etrafında dönmen lazım. Onlar bir midende çalkalansın, fokurdaşsın. Öğretmenim çıplak kaldım. Nerede? Hani benim şapkam? Hani benim kıyafetlerim? Ay çok utandım. Kaç kaç. Yavrum birazdan düzelirsin. Bekle, iç çamaşırların da mı gitmiş? Evet. Dur, çok utanıyorum. Yavrum o zaman biraz fazla olumsuz duygu kaçmış. Öğretmenim bir kere hiç bana bakmayın. Siz olumsuz duygu istediniz, ben de verdim. Neyse neyse, seninle sonra ilgileniriz. Birazdan düzelirsin yavrum. Gel. Koridorda üşürsün öyle. Öğretmenim çıplak çıplak nasıl arkadaşımın yanına geleyim? Bir de cadı şapkam olmadan cadısı bile sayılmam. Tamam tamam, biraz hareketsiz dur, düzelirsin. Kızım utanma işte, düzeldin. Öğretmenim ben bir daha kozmik olmam. Hadi bay bay, ben sırama geçiyorum. Sağ olasın öğretmenim. Evet bakın çocuklar, zil de çaldı. Bir dahaki derse kadar her şeyi çalışın tekrardan. Görüşürüz. Ya hoca da her seferinde böyle gizemli gitmek zorunda mı? Boşver, nasıl gidiyorsa gitsin. Hadi biz teneffüse çıkalım ve şu üçlüyü de bir arayalım. Belki buluruz. Tamam o zaman bekle, ben de üçlüyü arayacağım. Of çocuklar, bulamadık o kadar aramamıza rağmen değişik ağacı. Aynen, nerede olabilir ki? Vallahi ben pes etmek üzereyim. Pes, pas, pastırma. Bakın ne güzel türettim. Hayır hayır hayır, pes etmek yok. Değişik ağacı bulana kadar pes etmek yok. Oo, bilmeyeni bizim çocuk rap de yapıyormuş. Ay, kim kokuttu burayı? Vallahi bana hiç bakmayın. Fasulyeyle aram yoktur. Bana bakabilirsiniz. Çünkü benim fasulyeyle aram var. Ama ben gaz çıkarmayı çok sevmem. Yani böyle işime gelmez. Bence zaman israfı. Bakın ben de arada bir bilge gibi konuşabiliyormuşum. He? Tralala, tralala, tralala. Kim çıkardı bu sesi? Ne sesi? Yoksa konuşan ağaç mı var? Saçmalama. Konuşan ağaç diye bir şey yok. Evet yok. Hayır var. Hayır yok dedik ya sana. Onu ben demedim ki. Öyleyse kim dedi? Run. Tabii ki de ben dedim. Farklı bir ağaç. Çok farklı bir ağaç. Hiçbir ağaçın olmayan bir özelliği olan bir ağaç. İşte bulduk arkadaşlar. Aynen öyle. Sen çok farklı bir ağaçsın. Çok güzel. Delikli bir ağaç. Evet konuşan. Evet o da ilginçmiş. Sizler
kötü müsünüz? Burada ne arıyorsunuz? Biz güçlerini kontrol edemeyen bir cadıya yardım etmek istiyoruz. Onun için malzeme toplamamız lazım. Ve malzemelerden biri de sen misin? Nasıl yani? Beni kesecek misiniz? Değişik olan ağacı bulmamız lazımmış. Ve sen de konuşuyorsun. Yani çok değişik bir ağaçsın. Senin sanırım bize bir malzeme falan vermen gerekiyormuş. Anladım ben sizi. Aradığınız şey ben değilim. Benim içindeki kavcuk. Bu ne ya? Karpuz gibi bir şey mi? Yok ya. Ne alakası var? Kavcuk ağacın içindeki yapışkan bal benzeri ama yanmayan maddedir. Bal hariç hiçbir kelimesini anlamadığımı söylesen. Ben de anlamanı beklemiyordum zaten. Peki Ağaç Bey, biz seni kesmek istemiyoruz. Nasıl senin kavcuğunu alacağız? Şöyle ki iki seçenek var. Ya benim şurada gördüğünüz iki tane alttaki deliğimden kavcukları toplar alırsınız. Ya da bir şekilde ben kusarım ve sulu kavcuk alırsınız. Birinci yöntem daha iyiymiş Ağaç Bey. Bir de en iyisi senin deliklerinden toplayalım. Sulu kavcuk pek hoş olmaz. Bal gibiyse ben toplarım. Dur, o yenmez, sağlığını bozacaksın. Ne yaptın? Dur sakın. Reklamlardan sonra yine. Hay senin aklına da. Kavcuk gelir mi hiç? Biz az önce ne dedik? Anlamadım ki dediklerinizden hiçbir şey. Ben ne yapayım? Neyse, en azından elinde biraz var. Herhalde o bize yeter. Arkadaşlar, peki biz buradan nasıl gideceğiz? Nereye gideceksiniz ki? Doğruluk cücelerin olduğu bir yere gidecekmişiz. Hepiniz bir yaprağıma binin. Yapraklarınıza nereye gideceğinizi söyleyin. Yapraklarınız sizi otomatik olarak götürür. Tamam, teşekkür ederim. Wow, çok güzel. İlk bana geldi hem de. Aynen, çok güzelmiş. Benimki de geldi. Benimki de geldi dostlar. Hadi binelim yapraklarımıza. Her şey için teşekkür ederiz bayağı. Yolumuz doğruluk cüceleri. Yolumuz doğruluk cüceleri. Yeeey. Evet, işte onların dediğinden. Hadi gidelim. Gitmiyor bu. Gidelim. Yolunun nereye olduğunu söylemelisin. Yolumuz onların dediği gibi işte, ondan. Sanırım onları çok özlemeyeceğim. Her neyse. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, güzel yorumlar yapmayı ve istek videolar göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Cadılar Okulu 1, 2 ve 3'ü de izlemeyi unutmayın. Ayrıca yukarıdaki i butonuna da tıklayarak Cadılar Okulu'nun diğer serüvenlerini de görebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.